Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yan hesabımızdayız. Sıfırdan Mortal Kombat serisindeyiz. Hemen yardıracağız. 326 ruhu oldu şu anda bunun. Ortalama böyle bir paket açacak ruh çıktığı zaman genelde bunda videoya giriyorum. Bu arada burada hiç güzel şeyler yokmuş ya. Kötü oldu. Keşke böyle altınla alabileceğimiz şeyler olsaydı. Ama maalesef şöyle beleş bronz pekimizi her zaman gibi açıyoruz öncelikle. Şimdi bir tane challenge pack açmayı düşünüyorum. Umarım vardır lan, challenge pack de kaldırılmadı değil mi? 2.7 güncellemesi bu arada geciktiriliyor. Sebebini bilmiyorum. Başarısız mı oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum. Hatta o yüzden geçenlerde ödül verdiler. Hani ödül dediğim telafi ödülü diyeyim. Ondan verdiler. Niye geciktiriliyor belli değil. 450, 400, 375. Gold Mortal Kombat 11 peki. Aslında kesin değildim bu ihtimaller. Yüzde kaç ihtimal sitesin sen? %18 de bayağı iyi ihtimal. Dursun ama dursun. Biz challenge pack'ten açalım şimdilik. Buradan çıkabilecek. Aynen. Gold challenge karakter çıkıyor zaten. Level up burada 5 tane veriyordu diye biliyorum. Aynen. Level up'lar bayağı bir işimize yarayacak. Şöyle hızlıca bunları geri açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Gerçekten şöyle bir, ne bileyim, Jax Briggs olur mesela. Jackson Briggs istiyorum abi. Jax gayet işimize yarar. Umarım çıkar da hatta. Şöyle bir şey yapalım. 5 tane level up'ımızı ver. Yan tarafa güzel bir ekipman da olabilir. O da işimize yarar tabii ki. Ama umarım dediğim gibi güzel bir challenge karakteri çıkar. Eskiden Ronin Kenshi'yi çıkartabiliyorduk buradan herhalde. Vay anasını. Bu güzel, %10 maksimum canımızı arttırıyor. Bayağı iyi aslına bakarsanız. Yan tarafta dursun. Hadi kanka. Cyrex aslında kötü değil. 1225 saldırı gayet güzel. Maksimum saldırı zaten 1275 oyunda. Maksimum can da 1300 herhalde goldlar arasında. 1325 miydi yoksa? Öyle bir şeydi. Yüksek saldırı. Gerçi 1300 saldırıya çıkıldı şu anda herhalde. 1275'i geçtiler. Bir tane gold karakter gelmişti. Onunla birlikte olması lazımdı. Olsun. Güzel. Bununla birlikte şimdi Faction Wars'a kasılabiliriz yan taraftan. Single player. Aslında Battle Mode'a da girebiliriz ya. Battle Mode bir gel bakayım sen. Neredeymişiz? Ha, bu kuledeyiz. Aa, burada şey yapmadık mı biz? Finish'imi. Finish'im... Bu kule sanki finishim kulesi gibi değil. Şurası finishim kulesiymiş. Yan harita çünkü geçiş izleri var şu tarafta. Finishim şey değil. Buradan bunu bitirebiliriz. Bunu bitirip bir taraftan da on quest. Quest üzerindeymiş bizim çareye. Cyrex'i de alamayız. Yan tarafa şöyle alsam. Bu idare eder herhalde. Karşı tarafı tutar diye düşünüyorum. Bir bakalım karşının gücüne de. Ona göre aynen tutarız karşı tarafı. Şimdilik iş yapar. Ama bir yandan Cyrex'i kasmak istiyorum. Thunder God Raiden yani evrim almadan kasılacak bir çar değil. Boş yere kasmış oluruz. Gold karakteri güzel ama. Goro, Baraka ve Cyrex'i kasmamız gerek burada bu durumda. Aslında Kintaro da bayağı iyi. Tactical Sonya Blade de güzel. Tamam şimdilik bu takımı yapacağım. En yüksek saldırı çünkü şu an yani Silver'larda bronzları da aslında bir yandan kasmamız gerek ya. 60 level yapmam lazım onları. Neyse. Şöyle hızlıca girelim bakalım. Bronzlar daha kolay kasılıyor zaten. Yardır kankacım. Burayı rahat rahat alırız diye düşünüyorum ya. Bir sıkıntı olmaz herhalde. Bunu vur. Aynen. Tamam. Bu kuleyi rahat rahat bitiririz gibime geliyor. Faction Wars ondan sonra geçmeyi düşünüyorum. Bir üçlü savaş falan yapabiliriz. Biraz daha geliştireceğiz çarımızı. Sıfırdan böyle gelişiliyor işte. Ben sürekli quest moda falan girerekten geliştiriyorum kendimi. Şu ikinci yeteneği bu arada. Aa, bunun ikinci yeteneği çok leş ya. Kesiyle oynayasım geldi bak şu an. Kaydıramıyorum yani, bu kaydırmasını sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Zor oluyor. Tıklamalı yetenekler falan daha güzel geliyor bana. 2175 yani kesik eş daha güçlüymüş şu an ondan. Şöyle yapmayalım, şöyle yapalım. Yan tarafta bu kalsın. Aslında kesiye şeye de verebiliriz, ekipman verebiliriz ya, dur. Bir tane ekipmanımız olsun kesik eşte. Ne verebiliriz? Maksimum canımızı arttıralım. Bir tane yüzük verelim. Bir tane de sword verebiliriz aslına bakarsan. Ver abi. Common. Common'lardan verdik ama olsun. Olduğu kadar diyelim. 20 level olsak karakterlerimizin yeteneklerini de açacağız. O da güzel olacak. Hay anan avradını, kahveyi döktüm ya. Böyle bir şey var mı? Allah'ım yarabbim. İçemedim, kahveyi döktüm gerçekten. Bir insan ağzının yerini nasıl bilmez ya. Bu nasıl bir salaklıktır. Lan Allah kahretmesin. Bu arada yakında bulabilirsem Outlast 2'yi indireceğim. İndirdikten sonra Outlast'a başlamayı düşünüyorum. Mafia 2'nin yenilenmiş versiyonu da var. Ona başlayacağız ama bilmiyorum ne zaman başlarız ona. Mafia 2'yi daha bitirmeden ona tabii ki başlamayacağım. Mafia 2'nin bitmesine ne kadar var bilmiyorum. Bayağı bir uzun oyun galiba. Oyun süresi ciddi yüksek gibime gelmeye başladı. Size Witcher çeksem izler misiniz ya? Witcher
Yani Witcher çekebilirim aslına bakarsanız. Bilmiyorum. Witcher harbiden güzel ama müzikleri telifli midir ya? Şimdi öyle bir sıkıntı da var. Witcher'ın müzikleri Steam üzerinde satılıyordu. Bilemiyorum şimdi. Emin olamadım yani. Neyse bir girelim bakalım biz şuna. Emin değilim hala. Witcher zaten biliyorsunuzdur abi. Hani bu Netflix'te falan dizisi de çıkmıştı. Oradan tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlla ki görmüşsünüzdür. Müthiş bir karakter. Gerçekten müthiş bir karakter. Hani hikayesi falan da gayet güzel. Ben şöyle bir giriş yaptım, baktım. Öyle çok bir oynamadım zaten de. Oyun süresi bayağı uzuna benziyor. Kolay bitecek bir oyun gibi de değil. Size Witcher çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarınızı burada belirtseniz gayet güzel olur ya gerçekten. Müthiş oyun, hani onu söyleyeyim size. Bana güvenin. Gerçekten bana güvenin. Müthiş ötesi bir oyun. Witcher'ın 1, 2, 3'ü var. Benim arkadaşın Steam'inden çekeceğim zaten onu. Kendi Steam'inden değil. Onunla vardı. Denemek istiyorsan falan işte verim hesabı gir dedi. Baktım. Oyun da bayağı güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Hikayeci bayağı böyle bir sürükleyici oyun diyebilirim. Hikayesi falan müthiş. Aynı filmdeki gibi filmden zaten oyundaki hikayeden esinlenmişler anladığım kadarıyla. Ya da kitabından mı artık bilemiyorum ama oyundaki filmiyle çok yakın. Sesler falan zaten birebir. O yüzden bilmiyorum çekebilirim. Hani hala kararsızım. Ama önce Outlast çekeceğim. Korku serisi bir süredir yapılmıyor. Korku serisine artık başlayalım. Sarı dolar artık azıcık sarı dolar yesin kanal ya değil mi? Küfürden dolayı 18 yaş üzeri yesin böyle. Outlast serisi küfürlü oluyor zaten ister istemez ediyorum çünkü yani zor abi etmemek zor gerçekten zor bir tık zorluyor bakarız duruma göre ya emin de değilim şimdi inşallah şu Outlast'ı bitirirsek Witcher'da çekmeyi düşünüyorum 135 kere daha diyeceğim bunu evet aynen öyle. Kaçıncı savaşa geldik lan? 5. savaşta mıyız? 5. savaştayız ve hala hiç zorlanmıyoruz. Güzel. Ha, bu savaştan sonra ruh vermemiz gerekecek. Hesabımız seviye atlamadı. O bir tık sıkıntı gibi ya. Tamamdır. Şöyle yardıralım hemen. Aslında bunun questini ilerletebilsem çok güzel olur bu çar için. Ama onun için çok çar çıkartmamız gerek. Quest'i o yüzden pek ilerletemiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Böyle bir yardırsak bakalım. Tamam. Güzel. Bunları da al. Böyle bir dur bakayım. Sıfırdan serisinde ilerliyoruz ya abi. 13 level oldu çar baksana bayağı da. Güzel yani hani olayı size anlatmaya çalışıyorum. İşte böyle sürekli her girdiğinizde bir tane kule yıksanız sonra Faction Wars'a geçip orada savaşsanız tamam zaten. Rahat rahat ne istiyorsanız yaparsınız. Bu arada takımı he video izleyerek şey yapabiliyormuşuz. Dur lan ben videoyu izleyip geleceğim yarıda. Ruh vermeyeceğim. 9 a 3 ruhmuş. 3 ruh veririm ya bir şey olmaz. 3 ruh ver abi. Videoda bekletmeyelim. Devam. Ben 9 ruh veriyoruz diye hatırlıyordum lan. Vay anasını. Bayağı uzun süredir yenilemediğim için karakterlerimi. De yan hesapta o kadar çok karakter var ki. Birisi bittiği zaman diğeriyle savaşıyorum ben. Hani diğer takıma ayarlıyorum hemen. Onunla savaş. Sınırsız savaşabiliyorum. Zaten biriyle savaşana kadar diğeri doluyor otomatikman. O yüzden bayağı iyi. Ama bunda öyle bir şansımız çok olmuyor. Şu an olacak o da olacak da. Güçlü çarımız yok. O yüzden zorlanıyoruz. Yan tarafa böyle bir gold kasarsam bayağı rahatlarız abi. Quest moda sokuyorum bir de goldları. Onlar daha fazla puan verdikleri için. Quest'e takılıyor onlar. Oradan yan taraftan ruh kasıyorum. İşimiz kolaylaşsın diye. Çok vuramadık o kötü oldu ya ama kritik. Aa geliştirmediğim için yetenek kritik de vuramadım gördün mü bak. Tamamen kendi hatam. Surgeon. Surgeon abimiz araya gitti. Tamam bu kuleyi bitirdik. Şimdi gidip Faction Wars'a birazcık savaşma zamanı. Yan çarlarımızı kasmamız gerek aynı zamanda. Bu da size taktik olsun. 3 ruh buradan aldık. Güzel. Verdiğimiz 3 ruhu geri aldık. 1500 altın bok gibi ama os çok güzel. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bak vallahi bronzların çıkması hoşuma gidiyor. Bronzları çünkü şu an market dışında temin edemiyoruz. Marketten de 3 tane karakter geliyor. Yani bronzun ne zaman geleceği belli değil. Şuraya bir bakayım bu arada. 8 savaş. Oo güzel. Burası bir tık daha zorlayacak. Tamam. Faction Wars'a girebiliriz. Feats of Strength'te pek bir şey çıkmamıştır ya. Yine de bakayım be. Açabileceğimiz bir şey varsa. İki tane varmış. Bunları açalım hemen de iki tane. Buradan çıkartırsak kullanırız. Yüzde STR'ler yani saldırı değerleri bizim için önemli. Tam Johnny Cage'e çıkmış. Strike Force, Cold War, Scorpion'a. Kullanabileceğimiz bir şey var mı? Taunt'lardan varsa kullanacağım bu arada. Harbiden kullanacağım. Ama bu benim işime yaramaz. Bende olan bir şeylerden vermen gerekiyor. Vermemişsin. Bende olan bir şey yok mu abicim? Bunlar faction kasmamışlar değil mi? Aynen. Faction Wars'a girip kasmam gerekiyor ya. Fuck.
Titles, ha, title kullanabiliyoruz. Güzel. Şunu kullanalım. Ne veriyor? Öldürücü da şey öldürücü vuruş şansı kazanıyoruz anladığım kadarıyla. Kritik, delici, öldürücü. O vuruşlardan kazanıyoruz. Alalım hemen bunu. Güzel oldu. Bir tane daha açabiliyoruz. Bunu da açalım bu arada. Tamamdır. Aç kanka. Strength Pank mi? Pek de veriyordu. O da önemli bizim için. Kendisininki çıktı. Classic Reptile. Ve High Tech Jakey Rig işte. Bunlar olmadığı için bende maalesef bir tık sıkıntı gibi. Ama olsun. Bunu kullanamıyoruz değil mi ya? İlla yan tarafta bakmam gerekiyor. Alalım. Bu şey olsun isterdim ya. Zafer sevincimiz olsun isterdim. Zafer hareketimiz. Ama maalesef yok. Şimdi 5'li savaş mı yapsak? 5'li savaş da olabilir ya. Bir 5'li savaşa gireyim ben abi. 5'li savaş iyidir çünkü fuck. Dur. Hayır. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Takım ayarlayalım öyle girelim. Bu takımla girmek istemiyorum. Yan çarları kasacağım. Size söylediğim gibi aynen. Yeni çıkardığımız Cyrex'imizi kasalım. Hemen Thunderguard Raiden'ımız yan taraftan kasılsın. Yan tarafa ne alalım abi? Kintaro Baraka. Baraka olabilir aslında var ya. 1205, 2225. 20 saldırı daha fazlası var. Bunun canı da daha fazla aynı zamanda. Goro'nun 2160, 2052. Goro daha iyi duruyor da Goro'yu quest'e sokuyorum ben. Outworld, Outworld. Outworld onun yerine Kintaro'yu soksak. Kintaro zaten quest'e gerçi. Baraka daha çok iş yapar ya. Baraka'nın kullanımı daha iyi abi. Şöyle yapalım. Yan taraftan sıralayalım. Ve bunların eline şey vermem gerek. Ekipman vermem gerek. Faction Wars'ta güçlendirecek ekipmanlar var mı bize? Basic atak güçlendiriyor. Oo, ver. Bu işimize yarar. Buradaki kritik vuruş şansımızı arttırıyor. Yüzük. Karşı rakibi zehirleme şansını veriyor. Bunu alalım bir. Şu maksimum can veriyordu. Bunu alalım. Tamam. Sadece Baraka güçlendirsem yeterli şu anlık. 50.000 altınımız var ama bunu kullanmayacağım. Hatta buradan tamam bir tane upgrade kullanalım. Hem günlük görevde aynen günlük görevde yapacağımız için altın alacağız. Güzel. Güzel güzel. İlerlemeye devam. 5 savaşa bir gelelim bakalım. 13 leveliz. Bugün bir level atlarsak çok güzel olur gerçekten. Hem karakterlerimizin tüm enerji. Gerçi bu kullandığım karakterlerin enerjisi. Öyle bir olay da vardı aynen. Neyse. Bunları yener miyim ya bilmiyorum. Şu an tamamen eşit geldiği için bir tık zorlayabilirler. Yani kolay takım gelmesi yenileceğiz burada. Çünkü çarlarımız geliştirilmiş değil ya. İkinci yeteneklere bile açık değil şu an. Aslında onu açsam iyiydi bak. Benim salaklama denk geldi o. Oo, ben şeyi unuttum. Bunu tıklamalı yetenek sanıyordum. Basarak yapıyoruz sanıyordum. Öyle değilmiş. Bir tık üzücü oldu. Şöyle Cyrex'e bir girelim abi. Cyrex de iyidir. Şöyle Power Drain'in var mıydı senin? Yoktu. Git diyorsun o da bir şeydir. Power Drain öbür Cyrex'teydi. Sub-Zero muydu? Bir tane Cyrex var. Oha! Tek attı. Bir tık sıkıntı gibi ya. Çok vurdu lan. Bayağı çok vurdu. Raiden abi girerken hasarımızı vurduk. Kaydırmalı yetenekleri. Sevmiyorum. Allah kahretmesin. 84 ne abi ya? 84 de vurmazsın gerçekten ya. Oğlum, bizim çarlar niye böyle güçsüz? Çünkü oyunun başındayız daha vay anasını. Böyle vuralım. Power Drain işimize yarayacak. Yetenekleri güçlendirmek işte bu yüzden çok önemli abi. Mutlaka güçlendirin siz. Ben şu an güçlendirmedim. Salaklığıma geldi ama. İkinci yeteneği açacağım en azından güçlendirmek yerine. Öyle bir. En azından birinci ikinci evrime ulaşsa bir tanesi goldlardan onu kasarım. Ama şu an emin olamıyorum işte. İlk ikinci evrime ulaşmış goldu büyük ihtimalle kasacağım. Birinci evrime yani. Evrim geçişi yeterli şu an için. O yönden birazcık sıkıntı. Ama şey yapacağım. Hemen gir bakayım bir çık. 14 level olduk. Güzel. Baraka'ya bir level atlatmam gerekiyor. Şunu açacağım. Şey var mı? Upgrade şeyimiz varmış. Tamam. Hiç gerek bile yok harcamamıza. Güzel. Üçüncü zaten açamıyoruz. Diğerleri 3 level şu anlık. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Kankacım. Rahat rahat yenmek istiyorum. İkisini man. İkisini man ne ya? İkisini men mi men mi artık? Zinimen. Ne oluyor? Şunu bir alacaksın mı kanka? Bak işte şeyi açtığımız güzel oluyor. Hop güzel. Bunu kolay yendik. O zaman Jackson Briggs bayağı güçlü. Hani bu kadar kolay yenilmezler yoksa. Raiden abimiz güzel. Hasar iyi çıkartıyor. Jackson aynen iyi bak. Canbarı falan az gidiyor. Şöyle kaydırabildiğim kadar yani hiç kaydıramayayım. Bir tık sıkıntı ya. Vallahi bir tık sıkıntı. Şunu al kanka. Yapma.
Yani çok vurmadı ya. Ben bunu ağzına tükürürüm bunun aynen. Güzel. Yapma, Block Breaker vardı, unuttum ben onu. Lo boş yere yapıyoruz Jackson'ın karşısında. Şunu vurdum, ölür mü? Blokta mı kaldı ya gerçekten? Yok, 1400 kritik de vurduk. Vallahi çok güzel oldu. İyi lan, bunları bayağı rahat yendim. Güzel. Yan taraflar, yan çarları 5 level olduysa bu arada onları aynen geliştireceğim. Hemen. İkinci yeteneğini açayım kankacığım senin. İşimize yarayacak çünkü. Güzel. Geliştirmemiz önemli. Raiden'ınki de önemli. Raiden'ınkini de geliştirelim hemen. Power Drain veriyormuş bak. Bir yandan. Bunlar bizim için çok önemli aslında, şeylere katılmamız gerekiyor. Challenge'ların aslında kolay kısmına katılıp o altınları almamız gerek de. İşte ben ona üşeniyorum şu an. Yani o olmadan da çarı kasabiliyorum ama Challenge'da tabii ki çok daha kolay kasılıyor. İyi lan, bu baraka bayağı iyi ya bu arada. Vallahi bayağı iyi. Geçen videoya çıkarmıştık galiba barakayı. Şansımız gene güzel gidiyor. Syrax de bu arada çok güzel bir çar. Hemen göstereceğim size. İkinci yeteneği bunun hayvandı diye hatırlıyorum ama. Bakalım ikinci yeteneğini bir eğer doldurabilirse görmeden. Atacağım. Tamam. Doldurduk. At bakayım kanka. Blokta kalmaz tabii de. Aynen. Baksana. Moruk tekledik. Vallahi aşırı güzel ya. Deli vuruyor. Yani rahat rahat yendiriyorlar bana. Takımı gerçekten sevdim lan bu arada. Helal olsun ya. Hiç evrim almadan sadece 2-3 ekipmanla rahat rahat yeniyoruz Faction Wars'ta. Bu önemli. 1900 Kuan Chi'si bir tık güçlü olabilir bize göre. Yani ben daha güçlüyüm ama geneline baktığın zaman. Scorpion'un eşyaları fazla. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gel bakayım Scorpion kardeş. He? Yapma şekil çukur. Koparırım bacağını. Yalnız hani şeyler çok güzel görünüyor şu an. Ekrandaki. Oğlum 2.7 güncellemesi gelse de artık yeni karakter falan verseler ya, yeter lan, bıktık artık. En son benim bıraktığım dönemde Black Dragon şeyleri geldi, serileri. Onun dışında bir şey çıkmadı daha. Yeter moruk. Yani bir şey verin artık ya. Oyuncular aç aç. Dur. İkinci yeteneği hiç kullanmadık lan Baraka'nın. Onu biriktirmek istiyorum ama. Bakalım başarabilecek miyiz? Başaramadık abi. İyi, başaramadım. Amına. Bunu bir gir bakayım. Valla YKS'ye girmiş kankalar için, kankalarım için, yani daha doğrusu YKS'nin girmiş olduğu kankalarım için geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Türkçenize baktım gencolar. Bir tık üzmüşler Türkçede. Ama yapılmaz değil. Gerçekten yani günlük 20 soru çözen adam, her gün 20 soru çözmüş olan adam o Türkçenin içinden geçerdi, bilginiz olsun. Tabi sınavın heyecanı falan da var. Ben evimde rahat rahat uzanarak çözdüm ama. Oo, moruk. Bu yeteneği hatırladım bu arada. Gayet güzel. Futu 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 futu. Aynen. Hatırladım. Matematiğiniz çok zor değildi. TYT matematik. Çok zor değildi. Yani kafa karıştırmaya yönelik de ama MSÖ önünkünü görmediğiniz için MSÖ önünküne bakın istiyorsanız. MSÖ'dekileri daha çok üzdüler bu sene. AYT matematiğinize de kolay diyorlardı. Anladığım kadarıyla fizikte bayağı bir ağzınıza tükürmüşler. Kimyada kolay diyorlar. Kimya, biyoloji ortaymış. Edebiyat bayağı kolaydı. Edebiyata ben kendim baktım. TM'ciydim ben zaten. O yönden ortalama olarak AYT çok zor değildi ama TYT üzmüşler. Ama aklınızda şu da bulunsun. Sadece size zor değil. Size zorsa herkese zordu, eğer ortalama çalışmış biri bile olsanız. Hani şu pandemi döneminde eğer evde tamamen boş verip yatmadıysanız, emin olun abi, size zorsa herkese zor. Size zor değilse kimseye zor değil. Aklınıza bulunsun. Yani hiç yatmadıysanız o şeyde, o dönemde azıcık bile, günde bir saat bile ders çalışırsanız çok güzel şeyler yapmışsınızdır. Ben ona inanıyorum. Yaparsınız ya. Çok takmamak gerek gerçekten, bak geçen sene ben de girdim. Hiçbir boka yaramıyor sınav. İnanın hiçbir şey belirlediği yok zaten. Hani istediğiniz sıralamada olun, üniversiteye gidince çok değişiyor işler. O sıralama çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Tamamen kendinizi geliştirmekle alakalı hayat ya. En çok kim gelişirse kendinizi en üniversitede belli edecek. Siz sınava takmak yerine kendinizi geliştirmeye adayın. Güzel, iyi vurdu bu da aslında. Ama çok vuramıyor ya diğerlerinin. Şimdi şunun ikinci yeteneğiyle onun ikinci yeteneği bir değil tabii ki. Bak kaydırmayı %50 bile zar zor yapıyor. Yapamıyorum bile. %65 yaptım. Ama hayvan gibi vuruyor abi bu uçar. Güzel. Harbiden güzel lan.
LGS'ye girmiş kankalarım da ne kadar zordu, ne kadar kolaydı bilemiyorum tabii ki de. Onlara da şimdiden geçmiş olsun. Bayağı ben bir hafta sonrasında şey yapıyorum ama olsun. Anlayan anlamıştır demek istediğimi. Kod vermedik lan bu videoda. Kodumuz ne olsun? Bak yukarıdaki şey olsun. 5615 olsun abi bu videodaki kodumuz. Sonunda verdim ama olsun. Arada böyle sonunda sıkıştıralım. Umarım video şunuza gitmiştir. 14 seviyenin yarısına kadar gelmişiz zaten. Sıkıntı yok. Diğer bölümde ne olur? 15 levele falan gelmiş oluruz. Questleri ufaktan yapmaya başlayabilsek aslında güzel olacak. Bok bok questler yapıyorum en fazla. Yani 4 saatte questlere falan girebiliyorum. O yüzden çok az ruh geliyor. Kolay video çıkartamıyorum hani sıfırdan Mortal Kombat serisinde. Ama dediğim gibi Witcher'ı çekmeyi düşünüyorum. Witcher var sırada. İşte şey Outlast var. Outlast'tan sonra ne olabilir? Mafya'nın yenilenmiş versiyonu olabilir. Ondan sonra bakarız duruma göre. The Walking Dead'i çekiyordum, o yarıda kaldı. Kitlendi o oyun. Oyun kitlendiği için bir daha çekememiştim. Call of Duty var, daha Call of Duty'yi çekebiliriz. Bir sürü oyun var sırada. Onları da çekmeyi düşünüyorum size. Online oyuna da bakacağız. Clash Royale hala halledemedim. Allah kahretmesin yani. Dik olduğu için çözünürlüğünü ayarlayamıyorum onun. Öyle bir sıkıntımız oldu. Ama ayarlarsam eğer çekeceğim. Ayarlayamazsam da son kez, hatta diğer videoya kadar denemiş olayım. Çekemezsem de ben size söyleyeceğim. Çözünürlüğünü oturtamıyorum. Ekranın yarısı çıkıyor. Diğer yarısı çıkmıyor. Oturmuyor. Onu bir deneyebilirsiniz yani. Bilgisayarında OBS olan varsa hemen bir çözünürlükten denesin. Demek istediğimi anlayacak. Her neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada efsane boş yaptım ya.